Arkadaşlar herkese merhaba. Dorseleri taşıyan gemi limana geldi. Bugün öğle saatlerine doğru yanaşır. Ondan sonra da tahliye işlemi başlar. Gümrükleme işlemleri vesaireler bittikten sonra da dorselerimizi alır yola çıkarız inşallah. Bu video biraz geç oldu ama uzun bir video olacak inşallah. Şimdiden iyi seyirler. Artık bana da kolay gelsin. İnceden çalışma vakti geldi. Herkese günaydın. İtalya Mantova'dayım. Yaklaşık bir 3-4 gün falan oldu buraya geleli. Yani tatilin son günüydü. Mesainin son günüydü, özür. Mesainin son günüydü. O yüzden ben geldiğimde burası kapalıydı. Şimdi yeni yeni açılmaya başladı. Saat şu anda bildiğim kadarıyla 7.54, yani Türkiye saatiyle 9.54. Tam tamamını yatmış olmamak kaydıyla 66 saattir burada araba. Araba artık korumaya geçmişti. Bakalım çalıştıralım, biraz kendini toplasın. Tamamdır. Olmazsa olmazımız kahvemize de basalım. Ondan sonra cihazlarımızı açalım. Aa, şarjı mı yok bunun? Allah, şarjı yok. Bu tamam. Buradan da haritayı göster diyelim. Konumunu bulsun. Bundan da IGO'muzu açalım. Biliyoruz pil seviyenin çok düşük olduğunu. Tamam, bu da sinyali buldu. Evrak işini çözdük. Buradan başka bir depoya gideceğiz. Orada indirme yapılacakmış. Çöplerimi falan bir kontrol edeyim, sağa sola dökülmesin. Şöyle de koyalım ki çöpleri ilk bulduğumuz konteynerde atarız. İtalyan abim indirmeye başladı. Portifi çok kıyak yalnız. Onun normal adı forklift. Bunu da biliyorum ama portif demek daha kolay oluyor. Kral. Yakışır. Bunu da bana getirme, çekersin diye. Neyini çekeyim ben bunu zaten? Şöyle çekince geliyor bunlar yani. 1.56 posta kodu var. Buradan haritalara giriyoruz. Şöyle hemen şuraya. Buradan 101.56. Evet, adresimizi bulduk. Açtık. Ondan sonra şu şekilde uydu görüntüsüne geçip şimdi gideceğimiz yer burası. Buranın mutlaka girişi olmalı. Yani öncelikle girişi bulmamız gerekiyor. Buranın girişi bakıyorum. Burası olamaz. Bu kapı kapalı çünkü. Burası da olamaz. Burası olma ihtimali var. Onun haricinde bakıyorum. Giriş olarak nereye kullanabilirler başka? Şuraya gidelim. Buradan da şey yaparız. Tam giriş kapısının şöyle koordinatını çıkardık. Şimdi koordinatını da
buraya ekleyeceğiz. Menü, bul diğer koordinat. 45 111 37 28 transportçu olacak arkadaşlara da önemli bir bilgi bu. 7200 828. Ondan sonra koordinatı girdikten sonra mutlaka burayı kontrol edin. Tamam. Başlat dedik. Uzunluğumuz 18, genişlik 2.5, yükseklik 4.10. Gerçek ağırlık çok onu değiştirmiyorum. Tamam. Başlat dedik. 341 kilometre yolumuz var. Haydi bismillah. Arkadaşlar Allah'ın izniyle ikinci adres için yola çıktık. 341 kilometre yolum var. 341 kilometre yolum var. Montova'dan Torino'ya geçiyorum. Oradan sonra da yükü boşalttıktan sonra da yükleme adresini alacağız. Her şeyden önce bir çöp konteyneri lazım. Arabanın kenarında çöpler var çünkü. Onları mutlaka konteynere atmak lazım ama burada da çöp konteyneri bulabilen aşk olsun. Çöp konteynerinin bizzat kendisi geliyor da bakayım. Aynen. Bunların çöp arabaları bunlar. Almaz ki yani, alsa verirdik çöpleri de. Ya şu benzinlik de var ama müsaade edeceğini zannetmiyorum. Uğraşamam da şimdi bununla. O yüzden daha düzgün bir yer bulup oraya atmak lazım. Yaklaşık 4 kilometredir yoldayım. Hala çöp konteyneri bulamadım. Ama inanıyorum ki bulacağım. Araba kaç gündür sürekli konta kapattığımızdan, korumaya geçtiğinden vesaire bir türlü egzoz temizliğini yapamamıştı. Şükür başladı. Önünde bayağı da bir yol var herhalde. Zaten fazla bir şey sürmüyor. 20 dakika falan yasırmıyor. Bu arada da egzoz temizliğinden de kurtulmuş oluruz. Montova'ya çıkıyoruz gördüğünüz gibi. Verona'ya girmiş bulunmaktayım. Abim de ne geliyor be. Sınırı burada 50. O yüzden burayı sakin geçmem lazım. Size biraz da İtalya sokaklarından çekim yapayım.
Şehir merkezini bitirdik. Hız sınırı kaç? 70. Bunların arabaları genelde küçük küçük böyle. Ufak ufak. Fiyat 500'ler falan çok moda burada. Mesela şunun gibi. Üçüncü kaynatışım. İçeceğim bu sefer inşallah. Bir aksilik çıkmazsa bu sefer içeceğim yani. Bugün Allah'ın izniyle bu yük indiririz. Yükleme adresine uzaklığına göre değişir ama yetişiriz inşallah. Yetişemesek de yarın sabah erkenden yükleriz. Yarın sabah erkenden yükleriz. Ondan sonra da Allah'ın izniyle gümrüğümüzü vesairemizi yaptırırız. Dorsemizi Türkiye'ye göndeririz. Benzinlikte pompacının olmaması ne kadar tuhaf bir şey ya. Allah'tan burada bol miktarda çöp kutusu var. Vallahi şaka gibi ya. Adam çöp kutusunu kilitlemiş ya. Erinmemiş, yorulmamış, hepsine kilit takmış ya. Allah'tan arkada bir çöp kutusu buldum da oraya attım. Benzinlikte pompacı yok, marketçi yok, hiçbir şey yok. Yıkamacı bile yok. Bir Allah'ın oğlu yok benzinliklerde. O yüzden şey, zorlanıyoruz ister istemez. Yolun ortasına niye park ettin abi? Öh be, lobete bak. Direkt vagonla geliyor vallahi. Burada her zaman soldan gelen araba öncelikli kavşak içlerinde. Yayalar öncelikli. Bunları duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur zaten de. Gene de bilmeyen arkadaşlar için söylemek istedim. Bunları da anı defterimize koyarız artık. İtalya'dan da videomuz yok demeyiz. Allah'ın izniyle bundan sonra hedef Almanya. Almanya'da aşık bir iki ay sonra falan olur inşallah. Çünkü bir ay vize boşluğum var. O vizeyi bitirip Türkiye'ye döneceğim. Hah, gene bir göbek. Her yer göbek burada da. Şükürler olsun sonunda kahve içebildim. Yani içmeye başlayabildim. Üçüncü kaynatışım. Oradan oraya, oradan oraya derken burası Türkiye'ye göre 2 saat geri. O yüzden de ister istemez bir uyku düzeni problemi oldu. Doğru dürüst uyuyamadım geldiğimden beri. Yaklaşık ben buraya geleli bir hafta olacak ama hala uyku düzenimi oturtamadım. Aslında çok basit. 2 saat erken uyuyup 2 saat erken uyanacağım ama bir türlü tutturamadım düzeni yani. Bir de 4 günlük 4 artı 4 tatile denk geldim. Toplamda 8 gün. 8 gün burada. Yani ben buraya geleli kaç gün oldu? 23. Bugün ayın 4'ü. 7 oradan. 11 gün olmuş. 11 günün 8 gününü tatile denk getirdik. İyi de dinlendik. İyi de oldu. Allah var. Hani takograf dinlendirmeymiş, şuymuş, buymuş. Hani bazı şirketlerde duyuyorum ben işte 45'ini yapma, devam et, şunu yap, bunu yap. Bizde öyle bir şey yok Allah şükür. Gayet de takımız düzgün bir şekilde çalışabiliyoruz. Dediğim gibi, biraz önce de söylediğim gibi, bugün Allah'ın izniyle bu yük iner. Diğerinin de adresine giderim. Yarın da onu yüklerim herhalde.
Sarı tabela arkada gözünüze takılıyor olabilir. Ön camda dikkat çekmesin diye kaldırdım. Burada dikkat çekmemek çok önemli. Hani bizim Türkiye gibi LED'i yapayım, Xenon'u yapayım, yapıştırayım gideyim. Öyle bir şey yok. Burada dikkat çekmemek çok önemli. Herkesle aynı olmak lazım. Yani mutlaka bir eksik, gedik, ıvır zıvır bir şey çıktığı zaman ceza yeme ihtimalin yüksek. Hız sınırını geçtiniz. Tamam, birini söyleyin de. Burası da bisikletçi. Güzel. Arkadaşlar 100 bir de... 100 metre sonra adaya girin ve ikinci çıkıştan çıkın. İkinci çıkıştan çıkın diyor. Güzel. Arkadaşlar bir de... hani şöyle bir durum var. İkinci çıkıştan çıkın. Ham çok yazan olmuş. Abi orada telefon ucuz mu? Abi orada işte PlayStation ucuz mu? Abi orada scooter ucuz mu? Şu ucuz mu? Bu ucuz mu? Arkadaşlar şöyle bir durum. Normalde fiyatları fena değil ama 4,2 kilometre sürün. Ama şöyle bir durum. Kur farkından dolayı Türkiye ile 3 aşağı 5 yukarı aynıya geliyor. Atıyorum, sallıyorum, bir telefon Türkiye'de 2000 liraysa burada da kur farkından dolayı 2000 liraya denk geliyor. Yani burada çalışıp burada kazanıp burada almak hani biraz daha maliyeti düşük oluyor. O yüzden de hani tek tek cevap veremediğim arkadaşlar kusura bakmasın. Yani özetleyecek olursak Türkiye ile 3 aşağı 5 yukarı aynılar yani. Saat kaç oldu? Saat 10 oldu. Bugün 8.18'de başlattım total süreyi. Allah'ın izniyle yeter. Zaten dediğim gibi 320 kilometre falan yolum var şu anda. Bu videoyu da bayağı uzun tutacağım. Çünkü uzun tutmamın sebebi de şu. Yorumlara dikkat ettiyseniz abi 10 dakika videom olur. Yarım saat yapsana. Saat yapma ya çalışacağız bakalım. Bir 30 dakika sınırına ulaştığım zaman paylaşacağım bu videoyu. Sokaklarını çekmeyi isterim buranın biraz önceki gibi ama şöyle bir durum, telefonu cama sabitlemem gerekiyor. Çünkü burada elinde telefonla gittiğin zaman dediğim gibi ceza yeme ihtimali çok yüksek, bu riske de giremem. O yüzden şimdilik böyle idare edin. Telefonu sabitlediğimde inşallah daha çok yol videosu gelecek. GoPro şu anda çekiyor bildiğim kadarıyla. Hız sınırına geçtiniz. Oradan sınırını geçtiniz. Ya biriniz söyleseniz ne güzel olur. Sen sus ya. Oradan da görüntü alırım. Oradan da görüntü eklerim. Allah'ın izniyle biz bu işi kıvırırız. Şöyle söyleyeyim size, Türkiye'den başka bir ile gelmiş gibiyim. Hiç zorlanmadım. Yani hiç şunu yapamam, bunu yapamam, zıvır yapamam, zıvır yapamam. Hiç böyle düşünmedim ben. Yani belki zorlanacağım yerler olacak. İllaki olur. Ama ben zannetmiyorum ki hiçbir şey imkansız değil. Yapılabilir. Mümkündür. Yollar çok dar burada. İki şerit, bir geliş bir gidiş. Karşından başka bir tır geldiği zaman iki tır bir araya biraz zor sığıyor. Köprüleri çok dar özellikle. Trafik lambası çok az. Çok az trafik lambası görüyorsunuz. Hem zemin geçit. Mesela ilk defa görüyorum. Herhalde bariyeri vardır, kapanıyordur Türkiye'deki gibi şeyden geçerken. Petrol fiyatlarına da gelecek olursak söyleyeyim size, mazot 1.27, benzin 1.39, LPG'de 0.54 arkadaşlar. Euro bazında söyledim, TL bazına siz çarparsınız, bölersiniz artık nasıl yaparsanız. Dediğim gibi mesela 1.29 Türkiye bazında sınırını geçtiniz. Yani 11-12 liraya, 11-12 sınırını geçtiniz. Ben seni susturmuştum. 11-12 lira gibi bir rakama denk geliyor. Burası da başka bir şehir merkezi. Buralarda sakin gitmek iyidir. Sakinlik her zaman iyidir de buralarda daha iyidir. Euro
euro döner kebap. Hadi ama. Şehir merkezlerini bitirdikten sonra biraz hızlanmak lazım. Çünkü çok da geç kalmamak lazım. 100 metre sonra adaya girin ve ikinci çıkıştan çıkın. Sakin gelsene abicim, ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Şimdi buranın avantajlarını ve dezavantajlarını konuşacak olursak, şimdi arkadaşlar buranın avantajları Türkiye'ye göre biraz daha iyi. Her şeyden önce çalıştığın şirket hakkını koruyorsa, yani emeğini koruyorsa senin, evet para kazanıyorsun burada. Şimdi kazanmıyoruz desek yalan olur. Bu işe meraklı olan, tırcılık yapıp da yurt dışına çalışmaya merak eden insanların da hakkına girmiş oluruz. O yüzden evet, fena bir para kazanmıyor. Dezavantajlarına da gelince arkadaşlar, bir kere duş başlı başına bir problem. Yani şöyle söyleyeyim size, 2 günde 3 günde bir, yani günlük duş alan insanlar için burası biraz problem. Yani bir buluyorsan iki bulamıyorsun, öyle söyleyeyim ben size. O yüzden duş konusu problem. Yeme içme konusu, eğer elinizden el beceriniz yoksa, yani bir yemek yapamıyorsanız kesinlikle tavsiye etmem. Çünkü burada hazır yediğiniz zaman hiçbir şey kalmaz. Hatta Türkiye'den para istersiniz Türkiye'ye dönmek için. O konularda da sıkıntılar var. Onun haricinde dil konusu çok sıkıntı olmuyor. Niye sıkıntı olmuyor? Telefonlarda çeviri programı var. Biraz da artık yapılacak iş belli olduğu için, yani işte ben oraya niye gittim, o adam niye orada bekledi, yani amaç ve iş belli olduğu için çok sıkıntı olmuyor. Bir şekilde anlaşıyorsunuz. Öyle ya da böyle. Mesela ben bugün parsel indirdim. İlk yükü indirdim. İlk yükü indirdikten sonra ona göre tamamdı yük. Ama bana göre eksikti. Ben palet sayısıyla karşılaştırdım. Palet sayısı tutmuyordu. Dedim bunlar da senin. Yok dedi, benim değil. Dedim bunlar senin. Yok dedi, benim değil dedi. İmzaladı. Benim yüküm tamam dedi. Ama ben ona rağmen oradan ayrılmadım. Gittim şefleriyle konuştum, dedim ki bu yük döküman problem. Baktı, inceledi, evet dedi. Yani personelle söyledi tekrar. Personel tekrar geldi, indirmeyi yaptık. Bu konularda hata olmaması çok önemli. Neden önemli? Şu sebepten önemli. Tamam, hiçbirimiz kusursuz değiliz. Belki bir sonraki yük ben de hata yapacağım ama şimdi mesela ilk yükle ikinci yük arasında 350 kilometre, 340 mı? 341 kilometreydi galiba. 341 kilometre yol var. Yani bu az bir yol değil. Her şeyin başında maliyet artı zaman kaybı. O yüzden hani yapılacak işin tamamen içinize sinmediği sürece oradan ayrılmayın. Niye? Çünkü personelin çok umurunda değil yani. İşte ya işte aldım tamam indirdim hadi güle güle yaptığı bölümlerde olabiliyor. Türkiye'de olsa daha rahat anlatıyorsun derdini, daha sıkıntısı anlatıyorsun ki bu yükler senin, bu yükün benim götürdüğü yerine götüreceğim yerine bir alakası yok. Mesela örnek veriyorum, bir tanesi filtre, bir tanesi motor parçası. Hani çok alakalıymış gibi görünüyor ama bir tanesi motor topluyor, öbürü filtre satıyor. Yani ve kalan parça da filtre. Şimdi yani bunu anlamak için müezzin olmaya gerek yok. Ama işte hani yük benim değil, bu benim değil, alamam dediği zaman iş karışıyor. O an işte bakta kalıyorsun, muallakta kalıyorsun. O yüzden bu konulara dikkat edilirse eminim ki imkansız bir iş yok. Koordinat girmeyi zaten gösterdim size. Öyle çok aman aman bir sıkıntısı, zorluğu yok. Onun haricinde de rutin olarak her zaman kavşağa girdiğin zaman soldakine öncelik ver. Sollama yasağının olduğu yerlerde hızlı tren gidiyor. Çok hızlı gitti ama. Sollama yasağının olduğu yerlerde sollamamaya dikkat et. Tünellerde sollama mesela. Ivır zıvır. Basit şeyler öğrenilir. Dediğim gibi imkansız değil. İsteyen herkes de yapabilir bu işi. Türkiye gibi buranın da uygun fiyatlı marketleri var.
Mesela onları kollayacaksın. Oradan alışveriş yapmaya özen göstereceksin. Bozulmamaya özen göstereceksin mesela. Bu çok önemli, altını çiziyorum. Ondan sonra bunlara dikkat ettiğiniz sürece Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı çıkmaz. Helal yoldan ekmeğinizi kazanır gidersiniz. İlk başlarda çok zor geliyor. Yani diyorsun ki acaba ben yapabilecek miyim? Eminim ki bu soruyu kendilerine soranlar oldu. Ben bu soruyu kendime sormadım. Neden sormadım? Şu sebepten dolayı. Çünkü ben burayı istiyordum. Yani ben bu yurt dışı muhabbetini bayağıdır istiyordum. Ama bir türlü fırsat nasip olup da gelememiştik. Oldu şükür. 30 günlük vize, deneme vizesi çıktı. Bu vizeyi kullandıktan sonra zamanında Türkiye'ye dönüp bir ay Türkiye'de zaman geçirdikten sonra tekrar çıkacağım. Allah izin verirse. Nasip olur mu o günler bilmiyoruz ama ömrümüz yeterse tabii ki de gelmeyi düşünüyorum. Geldiğim günden beri sürekli yağmur yağıyor. Sürekli yağmur yağıyor. Başlı başına yani şöyle söyleyeyim. Kış ayını baya baya hissettiriyor. Sonbahar ayını baya baya hissettiriyor. Türkiye'de havalar iyiymiş. Henüz kar yağmamış bildiğim kadarıyla. Görüştüğüm kadarıyla. Allah sonumuzu hayır etsin. Herkese helal yoldan ekmek kazanmayı nasip etsin. Evet, belki yorulacağız. Belki ne bileyim bilmediğimiz şeyler olacak. Belki başımıza sıkıntılı işler gelecek. Belki arabayla bir yere gireceğiz. Çok sıkıntılı bir yer olacak. Yani tamam İGO kullanıyoruz ama İGO kullanıyorsun diye de yani her yerde dört dörtlük nokta atışı yapacak hali de yok. Gerek navigasyonun gerek kendi hatalarından dolayı sıkıntı yaşayabilirsin. Bunlar da olabilir yani. Video kaç dakika oldu bilmiyorum. Ama bunları mutlaka söylemem lazımdı. Bunlar önemli şeylerdi. Bunlar bana sorulan şeylerdi çünkü. Emniyet kemerini kesinlikle ve kesinlikle hani Türkiye usulü böyle bunu arkadan geçir, bunu üstten geçir. O yok. Yani mutlaka takın emniyet kemerinizi. Her şeyin başında kendiniz için takın. Buna çok kontrol ediliyor. Arkanızdan böyle şeyler geliyor. Polisler geliyor. Sizin hızınızı ölçüyor. Eğer ihlal yapıyorsanız, eğer 90'ın üzerine çıktıysanız, 89'un üzerine çıktıysanız ileride uygun bir yerde sizi durdurup ceza yazıyor. Takograf konusunda kesinlikle af yok. Yani şöyle söyleyeyim, getiriyor adam, hiç seninle muhatap bile olmuyormuş, öyle söylüyorlar. Ben henüz başıma gelmedi. Cihazını takıyor, ondan sonra raporunu alıyor. Ama öncesinde senden rapor istiyor. 3 tane rapor istiyor. Grafik, olaylar ve sürüş süresi rapor istiyor. Eğer olur da bu esnada kağıdın biter ve yedek kağıdın yoksa sana 9 liraya kağıt satıyor. Yani kağıt satıyor demeyelim de kağıdını veriyor, karşılığında parasını, hakkını alıyor yani. Öyle söyleyeyim. Düzeltiyorum cümleyi. Ondan sonra da bir cihaza ya da tablet tarzı bir şeye bağlayıp senin son 28 güne kalan, 28 günde olan bütün ihlallerini görüp sana gerekli ceza işlemi uyguluyor. Bence çok güzel. Uygulasın. Kesinlikle uygulasın. Ben takograf seven adamım. Sıkıntı yok. Hız zaten aman aman ben hızdan kaçtım geldim. O yüzden böylesi iyi. Böylesi güzel. Bu ayar çok iyi. Bu ayar çok güzel bir ayar. O yüzden bu şekilde devam edilirse eminim ki her şey yolunda bir şekilde öyle ya da böyle gidecek. Meyve suyu. Yanlış anlaşılmaz. Kamera konusuna değindim biraz önce. Evet, iyi bir kamera, güzel bir kamera düşünüyoruz. Vallahi 8'ler çıkmış galiba, bir tane 8 alacağız. Allah izin verirse tabii, nasibimiz varsa. Umarım daha iyi çekimler, daha güzel çekimler de gelecek. Yani şu anda da fena değil. Şu anki çektiğim mesela hani telefonda çekiyorum. Marka model belirtmeyeyim ama görüntü kalitesi iyi bir telefonla çekiyorum. O yüzden eminim ki bu video, şu anki video da güzel çıkıyordur. Kafe kamerasıyla çektiğime bakacağım. Eğer hoşuma giderse paylaşacağım. Eğer hani olur da gene bozuk kullanma, dalgalanma olursa paylaşmayı düşünmüyorum. Genel olarak buralar çok sakin. Yapılaşma, ıvır zıvır hiçbir şey yok. Sağ sol yeşillik. Oradan tren hattı gidiyor. Bu sağ taraf bir fabrika, kapanmış fabrikalar falan var. 28 kilometre yolum kaldı. 2 kilometre sonra Sapak'tan çıkacağım. Torino'ya hoş geldik. Allah'ın izniyle
kamerayı yola çevireyim. Biraz da yolu seyredin bakalım. Biz telepası kullanıyoruz. Telepas var aracımızda. Hız sınırına geçtiniz. Şöyle sol taraf boşaldıktan sonra hız sınırına geçtiniz. Tamam, Allah'ım sakin. Hız sınırına geçtiniz. 24 kilometre sürün. 24 kilometre daha sürünüyor. Yüksek bir kilometre ama sürüneceğiz, başka çaresi yok. Gişeleri çok dar. Bizimkilerine dar derdim ama buranın gişeleri bizimkilerden daha da dar. O yüzden herhangi bir aceleye gerek yok. Hiçbir yere de yetişmeyeceğiz. Önemli olan sağ salim yükü teslim edebilmek. Biz tabelada da göründüğü gibi Torino'ya gidiyoruz. Hız sınırına geçtiniz. Buranın hız sınırı kaç olabilir ki ya? Çekirken size dinletebileceğim telifsiz şarkılardan önerebilirsiniz yorumlara. Bu çok önemli. Neden önemli? Hani bazen sadece yolu çekmek istiyorum ama altına ekleyecek müzik bulamıyorum. Bir de şöyle bir şey arkadaşlar, Instagram'a ağırlık verelim. Çünkü Instagram'da günlük olarak hikaye atıyorum ve hikayelerin size ulaşması çok önemli. Hani video paylaşımlarının falan daha çok bilgisi oradan geliyor size. O yüzden Instagram'ı mutlaka takip etmiyorsak mutlaka edelim. Ve yorumlarda da hani özellikle görmek istediğiniz bir açı, özellikle görmek istediğiniz bir yer varsa mutlaka söyleyin. Elimizden geldiği kadar sizi de bilgilendirelim. Kendimiz de bir şeyler öğrenelim. Kanala abone olun demiyorum. Çünkü biliyorum ki izleyenlerin %98 abone. Ve bu %2'lik kısmı da eminim ki kazanacağız. Yakında daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum ben. Yani şu anda 5000 aboneye doğru gidiyoruz ama videolarımız 22-23000 izleniyor. O yüzden hani bu tarz videoların, böyle videoların gelmesi için daha doğrusu abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açın mutlaka ki video paylaştığımda, çünkü videoları çok düzensiz saatlerde paylaşıyorum biliyorum ben. Video paylaştığımda size bildirimi mutlaka ve mutlaka gelsin ki siz de buralar hakkında biraz bilgi sahibi olun. Merak ettiklerinizi sorun. Öğrenmek istediklerinizi sorun özelden. Ben genelde hemen hemen herkese cevap veriyorum zaten. Şu anda bayağı bir cevap verdim. Bir 100-110 mesaj falan kaldı. Onları da bitirdikten sonra günlük olarak cevap vermeye başlayabileceğim. Sağdaki ceplerde takon yetmeyip de işte zorunlu olarak mola vermen gerekiyorsa orada verebiliyorsun. Yani hiçbir şekilde takonun bozulmasına kalmıyor. Gerek kalmıyor. O yüzden
takosunu korumak isteyen adam burada çok rahat korur. Eminim ki güzel memleketime de yapılacak bu ceplerden. Yani bahsettiğim cepler şu anda tam şu sağdaki gördüğünüz cep. Şöyle göstereyim. Tam şu sağ taraftaki cep işte. Eminim ki memleketime de yapılacak. Ve herkes takolu çalışmaya başlayacak. Çünkü ben isterim Türkiye'de tako kullanılsın, takolu çalışılsın. Ben bunu çok isterim. Bu benim için çok önemli. Mancı çıktın ama hadi ben 80 ile gidiyorum. Tamam geç, yol verelim sana. Yine gitmiyorsun. Hadi biraz daha yavaşlayayım. Da git. Orta şeritte kalma. Ceza yazıyorlar burada orta şeritte gezene. Arabanın rengi ne kadar tuhaf ya. Arkadaşlar Türkiye'ye göre otobanları biraz daha sakin gibi. Bizim otobanlar daha yoğun olmaya başladı. Yani Türkiye'ye göre biraz daha sanki sakin. Biraz daha rahat gibi. Artık bugün menüde tost var. Karışık. Ya millet diyecek ki şimdi arabanın içinde tost mu yapılır? Vallahi mecbur kaldığımız için yapıyoruz. Yoksa ben de çok meraklısı değilim yani. O yüzden tostla ilgili linçlerinizi lütfen başka zamana saklayın. Biliyorsunuz ki burada doğru dürüst pek yemek yiyecek yer yok. Türkiye'den getirdiğim ürünleri tüketmeye devam ediyorum. Sucuğu falan da kendim bildiğim için burada kendim yapayım dedim. Dönüş soruyorlar. Daha biz yeni gittik. Dönüş var biraz daha. Bundan sonra bir dorse daha yapabilir miyim bilmiyorum. Bu ikinci dorsemdi. Yani biliyorsunuz ki tatillere çok denk geldik. Tatiller bizi çok etkiledi. Ama sanki bir dorse daha sağacakmış gibi görünüyor. Çünkü bugün ayın daha 4'ü. O yüzden eğer bir dorse daha sığdırabilirsek ne ala. Ama yok, yetişmezse de canımız sağ olsun, sıkıntı yok. Takografı bugün 8.18'de başlattım. Total süremin bitmesi 9.18. Saat şu anda 2.43 civarı falan. Bir 6 saatlik falan bir totalim var. Sürüş süremde bildiğim kadarıyla şu anda 5 saati falan doldu. Yok. 4 saat, tam 4 saat olmuş bugünkü sürüş süremde. Allah'ın izniyle 9'umuzu yapar. Ondan sonra arabamızı güzel bir parka çekeriz. Bugün menüde ne var bilmiyorum. Henüz karar vermedim. Sizi geçsem bir dert, geçmesem bir dert. Neyse geçeceğiz, yapacak bir şey yok. Sollama yasağı yok. Bu selektör tamam kurtardı, geçebilirsin demek. Burada böyle bir uygulama var. Türkiye'den pek alışık olmadığımız bir şey. Normalde birini geçmeye kalktığın zaman o sana gaz basar yanından. Ve hani ne kadar çamurluk varsa yapar. Ama burada öyle değil. Sinyalli ver. Sağ taraftan da selektörün geldiği zaman güzelce sakin bir şekilde geçirdin. Kimsenin kimseye bir şey dediği yok.
bu kamera olayında ufak tefek sıkıntılar gözlemliyorum. Bazen aktarımlarda falan sorun yaşıyorum. O yüzden buradan ya da Almanya'dan hatırı sayılır bir kamera almayı düşünüyorum ama tabii bütçesi ne olur ne biter varsayım üzerine konuşuyorum. Herhalde bir yine bir bulur bir iki tanesi 600 euroyu falan bulur diye tahmin ediyorum. Öndeki arabadan ben de sıkıldım evet ama küçük arabalar geldiği için geçemiyorum. 16 palet yüküm var. Tahmin olarak da 20 ton gelir mi? Aşağı yukarı gelir herhalde ya. 20 ton gelir. Bunu hayırlısıyla indirip ondan sonra da istirahate yata geçtiğim zaman bu videonun montajını da yaparım. Şimdi geçeceğiz. Başka çaresi yok. Önünde 3 tane tablet açık. Ben bir taneyi kullanırken sıkılıyorum, bunalıyorum. Adamın önünde 3 tane tablet açık ya. Vallahi helal olsun ha. Demek ki bu da buranın yabancısı. Ama Türk değildi yani. Türk arabası değil. Siz ne taktınız aynanın üstüne? Ne yok? Kamera mı? Güzel. Bunu geçtik. Çok ayıp ya. Selektör niye yapmadın? Arkadaşlar biraz maliyetten konuşalım. Buzdolabına ihtiyaç yok. Yani buzdolabı fazlasıyla yetiyor. Bir de kış ayı malum. Navigasyon programıyla beraber 1100-1200 lira tutuyor. Sıfır alırsanız. İkinci el alırsanız ona bir şey diyemem. Tablet. Yüksek sürümlü tablet. İGO'da çalışmıyor. Bilginiz olsun. Çok önemli bir mevzu bu. Benim tabletimin sürümü 10.0. Benim tabletim İGO'yu çalıştırmıyor mesela. Düzenli çalıştırmıyor. Yani eski tabletler daha kullanışlı oluyormuş. Öyle diyorlar. Alışverişe gelince aylık 1000 lira yiyorsunuz. Yani 1000 lira şöyle yiyorsunuz. Zıvırı zıvırı falanı filanı. Buradaki aldığınız ekmekle falan 1000 lira yersiniz. Onu da öyle hesaplayın. Dikkat ettiyseniz hep hatchback arabaları. Ağırlıklı olarak hatchback. Hatchback alamayanlar da station wagon alıyor. Mesela Mercedes'in wagonu geçiyor şu anda. Ya şimdi hani arkadaşlar yazıyor abi 10 dakikalık video mu olur? 12 dakikalık video mu olur? Yap şöyle bir yarım saat, bir saat diye de. Ya ben işte acaba insanlar izlerken sıkılır mı? Hani bıkar mı? Ben o düşüncedeyim. Kimisine çok kısa geliyor. Kimisine de çok uzun geliyor videolar. Yani bu orta yolu bulabilmek için ben de 30 dakika civarlarında yapmaya başlayacağım videoları. 30 dakika civarları sanki fena değil. Yani tam böyle insanların sıkılma evresinde video bitmeli bence. Çok uzun videolar yapmam demiyorum. Yaparım. Ama hani şu anki bilgi sahibi olduğum konulardan konuşarak size bu kadar video çıkardım. Yarın öbür gün daha çok bilgi sahibi olurum. Daha çok videolar gelir. Daha çok uzun süreli videolar çıkar. Bugün bizim arabalardan hiç kimseyi görmedim. Herkes gümrük telaşında. İşinde gücünde herkes. Bu taraflarda pek kimseyi görmüyor. Hatta hiç kimseyi görmedim ben bugün. Mesafe sensörü kilitliyor. Güzel.
Yollara uygun araba sürmek iyidir. Orta şeritte burada giden pek tır göremezsiniz. Genelde hep senin sahip kullanır. Zaten öyle 40 ile 50 ile gideyim gibi bir olay da yok burada. En düşük giden 80 ile gidiyor. Zaten burada düz ortalaması 80-90. Bu saat oldu, kahvaltıya bile fırsat olmadı. Kekle, poğaçayla, bisküviyle idare ediyoruz. Burada bulunduğum sürece et ürünü yemeyeceğim. Güvenmiyorum çünkü. Yani tam anlamıyla güvenemiyorum. Güvenemediğim için de et ürünü yemeyi düşünmüyorum. Sebze ve bakliyat ağırlıklı gideceğim. Zaten kaç günüm kaldı? 20 günüm kaldı? Yok, 20 bile kalmadı. Bugün ayın 4'ü. 16-17 günüm falan kaldı zaten. Türkiye'ye dönünce acısını çıkartacağız artık. İtalya'yı sevmedim diyemem. Güzel ülke. Ama yani herkesin kendi vatanı kendine güzel galiba. Ben zannetmiyorum ki kendi ülkemden başka bir yeri daha çok seveceğimi. Ama burası da kötü bir yer değil. Yani fena bir yer değil. Hız sınırını geçtiniz. Hız sınırı 80. Doğru. 182 ile gitmişiz. Haklısın. Kalırsak biraz merkezi bir yere benziyor bu. Eğer kapanmamış olursa, biz sınırına geçtiniz. Kapanmamış olursa biraz dolaşırım. Biz sınırına geçtiniz. Ama yeter yani. Tamam, bir kere söyledin, anladık. 100 metre sonra adaya girin ve 4. çıkıştan çıkın. Bakın, şimdi anlatmak istediğim şu size. Benim solumdan gelenler var. Ben bunlara yol vermek zorundayım. Şöyle. Tamam, ben solumdakileri bitirdim tam olarak. Şimdi 4. çıkıştan çıkın. Şimdi de onlar bana yol vermek zorundalar. Abi vermeye de çok bu yolumuz kalmadı. 1.2 Happy Topu. Burada şöyle bir olay var tam olarak. 4. çıkıştan çıkın. 4. çıkıştan çıkalım peki. Şimdi arkadaşlar, ben soldan geliyorum ama sizin hiç duracağınız yok gibi sanki. Ama duruyorsunuz. Bak, bu güzel. Herkes kurallara uymalı bence. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Yarın ya da öbür gün yeni bir videoyla görüşmek dileğiyle. Hadi bakalım, şimdilik Allah'a emanetsiniz.